Referandum çalışmaları kapsamında Köfteciler Sokağı'ndaki esnafları ziyaret eden Başkan Yanılmaz, hem Köfteciler Sokağı'nda yapılacak çalışmalara hem de 16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Köfteciler Sokağı ile ilgili bir proje hazırladıklarını belirten Başkan Yanılmaz, Elazığ'ın marka değeri taşıyan Köfteciler Sokağı'nı daha prestijli bir mekan haline getirmek amacıyla Ramazan ayında çalışmalara başlanacağını duyurdu. Değerli hemşehrilerim, öncelikle Köfteciler Sokak bizim marka sokaklarımızdan bir tanesi. Yani öncelikle sizi tebrik ediyorum. Yani burayı bir marka haline getirmek dahi önemlidir. Üniversite öğrencilerimizin, Elazığ dışından gelen hemşehrilerimizin en çok uğradığı yerlerden bir yerdir burası. Biz geldiğimiz günden beri buraya önemi veriyoruz ve bunu hepiniz biliyorsunuz. Buranın temizliği, yıkanması, çöplerinin alınması, diğer işlemlerinin yapılması noktasında hemen hemen gün aşırı, günlük, gün içinde çalışmalar devam ediyor. Yeter mi? Yetmez. Köfteciler Sokak'la ilgili bir proje hazırladık. Burayı bir prestij sokak haline getirecek olan projeyi hazırladık. Onun ihalesini de yaptık. İnşallah yakında başlayacağız. Ağırlıklı çalışmamızı da Ramazan ayında yapacağız. Ki buranın daha sakin olduğu bir dönem içinde yapalım. Ve burayı öyle bir aydınlatacağız ki akşam gece 11'e 12'ye kadar burası ışıl ışıl olacak inşallah. Burada insanlar gezmekten keyif alacaklar. Yemek yemekten keyif alacaklar. Burası yaya trafiğinin en fazla olduğu bir yer haline gelecek inşallah. Türkiye'nin istikrarı, istikbali ve bağımsızlığı için esnaflardan evet kararı etrafında fikir birliği oluşturmalarını isteyen Başkan Yanılmaz, Elazığ'ın güç kazanmasını istiyorsak önce ülkemizi güçlendirmemiz gerek ifadelerini kullandı. 16 Nisan'a geliyoruz. 16 Nisan'da sandıklara gidelim. Ülkemizin birliğinden, beraberliğinden, geleceğimizden, istikbalimizden, istiklalimizden yana evet oyumuzu kullanalım. Elazığ evet oyların zirve yaptığı bir şehir olsun inşallah. Türkiye ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. Hükümet ne kadar istikrarlı olursa biz o kadar güçlü oluruz yine. Elazığ'ın gücü tek başına yetmez. Türkiye'nin de güçlü olması lazım. 16 Nisan'da kullanacağımız her evet oyu Türkiye'yi daha güçlü kılacak. Onun için zaten burada bulunanlarda problem yok. Ama arkadaşlarımıza, dostlarımıza, akrabalarımıza, yakınlarımıza ikaz edelim. Bir evet oyu, bir evet oyudur. Bunun sayısını arttıralım inşallah.